Elvanlar'da ihtiyar bir kılavuz aldık. Köy kısmen yanmış, perişan, herkes fersiz ve şaşkın gözlerle kamyon denilen canavarın biluzum gürültüsüne bakıyordu. Herkesin ruhunda sonu gelmeyen meşakkatin, açlığın, her günün gizli felaket ihtimallerinin yoğurduğu yeis ve lakaydi vardı. Onun için kimse Uşak'a kadar gelmek istemiyordu. Parayı ne yapacaklardı? Ne alırdı ki? Yalnız zayıf yüzlü bir ihtiyar halsiz bir sesle ''Ben ineğe kadar yolu biliyorum. Fakat beni Uşak'a götürürseniz ve bana orada bir okka tuz verirseniz gelirim.'' dedi. Akşam karanlığı basarken kamyon mırıldanarak, homurdanarak Anadolu'nun ıssız, yolsuz beyabanına daldı. Kamyonda İstanbul gazetecileri vardı. Yunan ordusunun emsalsiz mezaliminin külleri ve facia sahnesi üstünde tetkikat yapacaklar. Ben cephenin Yunan mezalimi raporunu hazırlarken onlar da ajansla Türk'ün felaketini dünyaya bildireceklerdi. Anadolu'da hakim, insan değil, tabiattır. Kuytu ormanlar, batak ovalar, sarp keskin yokuşlar, sonra karanlık kımıldıyormuş gibi insanı keserek, dondurarak esen acı rüzgarın ortasından bin bir zahmetle bilmem kaç saat geçtik. İney, bir derenin yamacından kurşuni bir yangın harabesine inkılap eden bir köydü. Kamyon gırlayarak, çırpınarak köyün yoluna girerken, dünyada hilkati adem basmış gibi etraf insan sesinden, hayatından ağrıydı. Yalnız bir sürü çakal acı acı, karanlık esiyormuş gibi dereyi yalayıp geçen rüzgarla hemahenk oluyordu. İçimden, ''Eyvah, köyden hepsi gitmiş, nasıl tahkikat yapacağız?'' diyordum. Biraz sonra sağda bir kaya kovuğunda kızıl bir alevin önünde ısınan iki haki gölgenin kımıldadığını gördüm. Karanlık dereye, kurşuni yangın harabesi olan yamaca vuran yegane ışık, bu ateş ve kamyonun yürüyen iki göze benzeyen fenerleriydi. Köprünün önünde şoför kocaman atıl makineyi durdurmaya çalışırken önünde birkaç karaltı kımıldadı. Sonra ışığın beyazlattığı taşlı yolda siyah cübbeli, beyaz sarıklı, siyah sakallı bir adam, arkasındaki henüz ışığın sahasına giremeyen karaltı halindeki arkadaşlarından ayrıldı. Hiç unutamayacağım vazıh bir sesle, ''Halide Onbaşı, sizi biz İney istasyonunda bekliyorduk.'' dedi. ''Geleceğimizi nereden biliyordunuz?'' ''İstasyonda biliyorlar.'' ''Tahkik heyeti gelecek.'' dediler. Bu sesten gazeteci arkadaşlar hemen harekete geldiler. Kalem kağıt çıkardılar, kamyondan fırladılar, karaltılardan tahkike başladılar. Kaç ev yandı, kaç kişi öldü? Siyah sakallı adam yanıma geldi. Fenerlerin verebildiği ışıkla notlarıma yiyecek gibi baktı. ''Kaç ev mi? Bütün köy yandı. Kaç adam mı öldü? Sayısını Allah bilir. Eşkıya gelir öldürür, düşman gelir öldürür, yakar, soyar. Görüyorsunuz ya, ne ev, ne yiyecek, ne giyecek var. Sen onları şimdi bırak, İsmet Paşa'ya başka şey söyle. Senin işin bizim halimizi söylemek. Kaç ev yandı, kaç kişi öldü, karnımızı doyurur, başımızı örtecek dam yapar mı? İsmet Paşa'ya söyle.'' Sesinde hayat için mücadele edenlerin amiriyeti vardı. Muti, sordum. Ne söyleyeyim? Ev isteriz. Rüzgar bıçak gibi kesiyor. Çocukların başını sokacak kovuş bile yok. Uşak'ta birçok kereste ve Yunan esiri varmış. Bunlardan bize verilmesini emretsin. Hemen kendimize dam yapalım. Ekmek isteriz. Askeri ambarlarda buğday var. Bir saat ötede. Emretsin, bize versinler. Çiğ olsun, çocuklarımıza yedirelim. Sesi acıyla, merhametle yırtılarak devam etti. Büyükler söz anlıyor, sesi çıkmıyor ama çocuklar söz anlamıyor, açlıktan hep ağlıyorlar.
sabaha kadar ağlıyorlar. Bunu paşaya söyle. Çakal ulumasıyla rüzgarın iniltisi arkasından öyle zannettim ki aç çocuklar ağlıyor. Göğsü sütsüz, boş, sırtı çıplak analar yumruklarını sallayarak dünyaya, talihe, hayata haykırıyorlar. Yazdım dedim. Şimdi bize uşağa kadar bir kılavuz verin. Herkes birbiriyle konuştu. Biraz meşveret etti. Sonra şu çocuk sizi şoseye çıkarsın dediler. Kocaman kurt derisi gocuk, kalın çizmeler, yün başlık artık ısıtmıyor, yakıyordu. Bütün gün yemek yememiştik. Yanımızda ihtiyaten alınmış yarım çuval peksimet vardı ki o da daha ziyade yanımdaki şoförle kamyondaki iki muhafız askere aitti. Fakat ne onlar, ne arkadaşlar, biraz evvel açlıktan şikayet ettikleri halde yemek arzusundan bir günahmış gibi bahsetmiyorlardı. Yalnız makineyi düzeltmekle meşgul görünen Nefer, şoförün bir şey söylemeden içini yakan bir arzusu kalbime geçti. Yavaşça, "Peksimet'i köylülere verelim mi?" dedi. Bu söz yanmak için bekleyen kuru çırayla temas eden bir kıvılcım gibi oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Üç Nefer peksimet çuvalını yakalamış, titremiş gölgelere zorla dağıtıyorlardı. Bakur ve mütehammil bir ses, "Uşakta belki ekmek bulamazsınız, yanınızda kalsın," diyordu. Yine kamyon hırıldadı, homurdandı, çatırdadı ve karanlığa, rüzgara daldı. Yer olmadığı için kılavuz himmet kamyonun basamağında yanımda ayakta duruyordu. Kamyona tutunan küçük çocuk elin zaafını, zavallılığını görmekle beraber ineğdeki küçüklerin açlık feryadıyla içim dolu gibiydi. Açı düşünüyorum. Bu kaç senedir gezdiğim sahada kül olan, sükkanı aç ve ölmeye mahkum olan kaçıncı köydü? Anadolu hilkat günlerinin ilk devrelerindeki yoksulluk, harabi ve vasıtasızlık içindeydi. Yeni Türkiye'yi inşa edecek millete, yine Hazreti Adem'den sonraki devlere benzeyen kudret ve mesai kabiliyeti lazımdı. Evsiz, ekmeksiz, meyus bir halk. Dünya onların zafer destanını terennüm ederken, onlar ölümün gözlerinin içine bakıyorlardı. Memleketi kim yapacak, nasıl yapacağız? Yanımda tiz fakat sakin bir çocuk sesi. Burası Kuzgun Deresi teyze. Başımı çevirdim, küçük zayıf bir yüzü vardı. Çenesine doğru uzanan ensiz yanağının derileri büzülmüş, çene iskeleti olduğu gibi seçiliyordu. Bu açlık ve yeis içinde başının öyle deruni bir sevimliliği, İnsanı hayata davet eden bir kudreti vardı ki, sordum. Himmet, niçin peksimedini yemiyorsun? Sonra yerim teyze. Hele bir ye de, sonra konuşalım. Yavaş yavaş, koynundan küçük lokmalara ayırarak çıkardığı peksimedi yemesini bekledim. Çenesinin başının bütün iskeleti, peksimedi çiğnedikçe daha büyük vuzuhla meydana çıkıyordu. Birdenbire gocuğumun içine küçük başını almak, bilmem neden vaktiyle kendi çocuğumu uyuturken söylediğim ninniyi söylemek istedim. Fakat bu arzum çok sürmedi. Küçük kuru yüzde merhamet, zaafı men eden bir olgunluk sezdim. Sakin ve arkadaş olmasına çalıştığım bir sesle konuşmaya başladım. Büyük bir gururla 13 yaşında olduğunu söyledi. 7 yaşında anasız babasız, ihtiyar bir nene, genç bir kız kardeş, bir çift öküzle kalmıştı. Öküzlerle kocasız iki kadının tarlalarını senelerce sürmüş, ortakçılık etmiş, ninesini, kardeşini beslemiş, hatta kız kardeşini ere vermişti. Fakat bir gün o havaliye bir hayvan hastalığı gelmiş, iki öküzü birden ölmüştü. Hikayenin burası kalbimi vurdu. Sordum, ne yaptın? Sükunla omuzlarını silkti. Hiç, ne yapacaktı? Öküzsüz çalışmış, gündeliğe gitmiş,
dul kadınların tarlalarını sürmüş, 3 sene çalışmış ve nihayet 2 şişman kocaman dombay almıştı. Hikayenin burası yine kalbimi heyecana verdi. Kimsesiz, 8-9 yaşında, kuru Anadolu'da mesaisiyle 2 manda alan çocuk, bu benim anladığım, bildiğim kahramanlığın en yüksek derecesi gibi bir şey. Avustralya'yı kuru topraktan mamure haline sokan, vahşi Amerika'yı mesaisiyle yenip medeniyet merkezi yapan ruhlar bu nevi ruhlardır. Dombaylar duruyor mu? Bu defa gözlerimi yaşartan bir ifadeyle ince omuzlarını silkti. Kamyon karanlık bir vadiden geçiyordu. Anadolu'da vadiler, yerler, uçurumlar insanın muhayyilesini ve arkasını soğuk soğuk ürpertir. Hicretlerin, kavgaların, cinayet ve soygunculukların sahnesi oralardır. 3 ay evvel bu meşum derede Yunanlılar himmet çocuğu yakalamışlar, kesmeye yatırmışlar. 2 nefer arasında münakaşalar olmuş, biri arabasını, mandalarını alıp bırakmak, öteki öldürmek istiyormuş. Nihayet salıvermek isteyen demiş ki, arabasında yumurta varsa bırakalım, yoksa keselim. Himmet çocuğun sakin sesi titreyerek, ''Ninem yolda yerim diye 2 yumurta haşladıydı teyze.'' dedi. Derenin sağ tarafındaki uçurum üstünde karanlık rüzgar tuhaf tuhaf oluyor. Çocuk susmuş, kamyona yapışmış gidiyordu. Tabii bir sesle, ''Seni Uşak'a kadar götürelim Himmet.'' dedim. ''Sen dönmekten korkmazsın bilirim. Fakat biz bu yolda bir yanlışlık yaparız. Şoför bilmiyor.'' ''Olur teyze.'' Şoförün yarım aydınlıkta kayadan oyulmuş gibi sabit erkek yüzü garip bir tebessümle harekete geldi. Uşak'a girerken düşündüm. Anadolu'da geçen senelerimde 100 haneden 30 haneye eriyerek dağılan, ölen erkeksiz ve kimsesiz köylerde himmet çocuğun eşlerine tesadüf ediyor, onlara memleketin hayat tarihinde birer ışık ve nişane diye bakıyordum. Hayat diye, insanlık diye, Anadolu'da ne kalmışsa gayyur kadınlarıyla bu küçük gündelik kahramanların fevkal beşer mesaisinden kalmıştı. Bunlardan bir tanesi kafamda ve kalbimde içimi kanatan bir çivi gibi saplanmış kalmıştı. Antalya'dan Burdur'a gelirken nihayetsiz kar bürümüş, bozuk, taşlı, bir yanı uçurum, bir yanında daima eşkıya gizlenen yokuşlardan birini tırmanıyorduk. Buralarda arabalar durur, arabacılar bir araya gelir, her arabaya 3-4 çift hayvan takarlar, arabacılar arabanın arkasına omuz verir. Bin türlü acayip sesler çıkararak teker teker her arabayı yokuşun başına çekerler. Ve çok zamanda bu kablet tarihi ve saitle terleyerek, inleyerek, günlerce didişip Çine Ovası'na kadar getirdikleri mallarını eşkıya çeteleri alır götürür, elleri boş, geldikleri yere dönerler. Böylece bir hengame ortasında kalınlı inceli hayvanları teşvik için birbirine karışan obalar arasında billur gibi bir ses. ''Ah kadın anam ah, gel de bir kez halımı gör.'' dedi. Kalbime ip takılmış gibi ses gelen yere sürüklendim. 10-12 yaşlarında gocuğundan sular damlayan, el kadar güzel yüzlü, mavi gözlerini örten siyah kirpiklerinde yaş toplanmış bir çocuk arabacı gördüm. Bu da himmet çocuk gibi ihtiyar bir halaya bakmak için bir fevkal beşer hayat mücadelesinde pişen bir çocuktu. Izdırabının merciği olsa olsa toprak olan bir kadın kalbi oluyordu. Hala Türkiye'yi bu küçük himmet çocuklar yürütüyor. Belki hala acıları bir çocuğun değil, bir devin kalbi gibi sağlam olan yüreklerinden taşarsa, ''Ah kadın anam ah, gel de bir kez halımı gör.'' diyorlar.